Evet sevgili Haber 61 izleyicileri ve dinleyicileri. Bugün birkaç konu üzerine görüşlerimizi açıklayacağız. Geç uzun zamandan beri spor konusunda spora, Trabzonspor'la ilgili görüş beyan etmiyorduk. Yani biz dışarıdan bir izleyici olarak yıllarımızı Trabzonspor'u takiple geçirmemize rağmen Trabzonspor üzerinde herhangi bir şey söylemiyorduk. Yapılanları dışarıdan takip etmekle yetiniyorduk. Ancak gelinen son noktada Trabzonspor'un gidişatının SOS verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi Trabzonspor geçen sezon şampiyon oldu. Geçen sezon şampiyon oldum. Resmi diyelim aslında 38 yıl içerisinde Trabzon'un 2-3 şampiyonluğu daha vardı. Yani elinden alınan şampiyonluğu vardı. 38 yıl sonra şampiyon olduk. Şampiyon olunca hani bir söz vardır, yağmur yağdı, bilmem yarıklar kapandı diye Trabzonspor'un sorunları hep ötelendi. Trabzonspor yönetimi şampiyonluk sonrasında yeni bir dizayn, yeni bir kadro oluşturmanın peşine düştü. Tamam, yeni bir kadro oluşturabilirsin ama bir futbol takımında böyle bir anda, bir sezonda 10-11 tane, 12 tane, 8 tane neyse sayısını da unuttuk şu anda ne kadar transfer yaptıklarını bu sezon. Bir transfer yapılması mümkün değil. Yani bir sağ bekini alıyorsun, sol bekini alıyorsun, orta sahayı alıyorsun, forvetini alıyorsun, oynuyorsun. Geçen sezon bir kadrom vardı. Bu kadroda aksi yani bu kadroda verim alamadığın oyuncuların yerine alternatif oyuncu alabilirsin. Ama Trabzonspor öyle yapmadı. Trabzonspor kaleci hariç hemen eve bir iki istisna dışında hemen her mevkiye oyuncu aldı. Şimdi aldığı oyunculara baktığımızda son yani bu sezon oynadığı maçlarda baktığımızda yani şey değil oyuncularda ne bir hırs var, ne bir koşma var, ne bir arzu var, ne bir istek var. Ve bu oyuncuların hepsi Avrupa'dan alınan oyuncuların hemen hepsi miadını doldurmuş oyuncular. Yani o kulüplerde daha artık iş görmeyip hurdaya demeyelim de satlığa çıkartılmış, ne alırsa kârdır misali gönderilen oyuncular. Şimdi Trabzonspor'da bir izleme komitesi var. Bu izleme komitesi yönetime alınan futbolcular konusunda bir rapor veriyor mu? Merak ettiğim soru bir, bu. İki, alınan bunca oyuncu yönetim mi aldı bunu? Menajerler mi aldırdı? Teknik direktörün onayıyla mı alındı? Bunlar da muallakta. Şimdi büyük rakamlar veriliyor. Kiralık alınıyor, satın alınıyor. Mevcut futbolculardan aldığın çok büyük paralar verip alıp iş görmeyen oyuncuları sırf yabancı futbolcuların sayısını azaltmak için bedava veriyorsun. Trabzonspor gerçekten bir karmaşa içerisinde. Bu karmaşa devam ederken tabii Trabzonspor'da geçen sosyal medyada bir ilan gördüm. Trabzonspor'un iletişim basın birimine 5-6 eleman alınacağını okudum oradan. Yani Trabzonspor'da şu anda onun üzerinde basında çalışan görevli var. Yani yeni bir şey kurulmasının orada ne anlamı var? Yani sonuçta Trabzonspor'un geliri nereden? Geliri şampiyonluğu oynarsan, galip gelirsen Trabzonspor'un geliri artar. Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için veyahut da zirveye oynayabilmesi için iyi bir takım oluşturması lazım. Yani Trabzonspor'da çalıştırılanlar, Trabzonspor'dan maaş alanların sayısını arttırmakla Trabzonspor'un zirveye oynama şansı diye bir olay söz konusu olamaz. Trabzonspor'da bugün 200'ün üzerinde, 250 civarında çalışan var. Trabzonspor 3 maç, 5 maç daha böyle kötü sonuç aldığında Trabzonspor bir sene sonra iflaza gider. Bunun önüne de kimse geçemez. Trabzonspor'un ayakta durabilmesi için bir kere öncelikli olarak kazanması gerekiyor. Kazanması için de iyi bir takım olması gerekiyor. Trabzonspor'un bugün iyi bir takımı var mı? Bilmem, soldan almıştın Kasımpaşa'dan. Ya zaten Kasımpaşa'dan aldığın oyuncu, ha, görüyoruz. Bilmem sağda oynayan Anderson midir işte oyuncu. Bizim Serkan'la ne farkı var?
Veyahut da bizde eleştirdiğimiz Hüseyin libero'da oynuyordu. Stoper'de oynuyordu. Geri dörtlünün ortasında oynuyordu. Hüseyin'den bugün oynayanlar arasında ne fark var? Yani bakıyorsun böyle, yorum yapıyorsun. Dün Adana, akşam Adana Demirspor maçında 4-5 tane Trabzonspor'dan giden oyuncular vardı. O giden oyuncular, bir de alınan oyunculara bakıyoruz. Bir Yusuf yolladık, bir Yusuf aldık. Niye o Yusuf'u yolladık, öbür Yusuf'u aldık? Yani Trabzonspor'da bir eleştiri yok. Trabzonspor Divan Kurulu'nun, Trabzonspor Yönetim Kurulu'na uyarı mahiyetinde bir tenkidi yok. Uyarı yapacaksın. İstişare kurulu var. Ne iş yapıyor istişare kurulu? Oturmuş aşağıya, adı üzerinde istişare, etiket. Zaten Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda 2 kişi, 3 kişi Trabzonspor'u idare ediyor. Geri kalanlar isimle, gol şeyle orada duruyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Trabzonspor 2 sene önce bilmem ekonomik olarak Trabzonspor çok büyük bir ivme kazanmıştı. Başkan Ahmetoğlu çok önemli işler yaptık dedi. İşte size bu konuşmayı yapanın katkısı sayesinde o ekonomiyi, bunu ileriki günlerde anlatacağım, gerisiyle de anlatacağım. O Trabzonspor 70-80 milyon lirayı, yani o günkü paradan 10 milyon dolar civarında bir parayı, o konuşmayı sizlere yapan Hasan Kurt sayesinde kazandı. Onu da ileride söyleyeceğim. Biz tabii Trabzonsporluyuz. Biz 40 seneden beri bu golü takip ediyoruz. 40 yıldan da fazla hatta. Şimdi geldiğin durumda üzülüyor insan. Trabzonspor kit olmuş. Yani eskiden köy hizmetleri vardı. Onlarca, yüzlerce kişi çalışırdı. Bazı kurumlu devlet dairelerinde kitler denirdi bunlara. Trabzonspor'da bugün tam bir kit olmuş. Diğer taraftan kulübe gidiyorsun, kapıdan içeri girme. Halkla ilişkiyi kesilmiş. Bilmem, öbür tarafta bilmem tesis. Yani bir şişti. Trabzonspor her yönüyle şişti. Bu şişme patlar. Patladığında Trabzonspor uçuruma gider. Bu konuda Trabzonspor'un, ben de divan kurulu üyesiyim, Trabzonspor'da divan, istişare kurulu kesinlikle bir toplantı veya öneriyle yönetime, ya ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bu alınan 10 tane, 12 tane oyuncuyu kim aldı kardeşim? Bunu yani hoca demişse, ey hoca, almışsın işte geçen sene şeyde oynuyordu, İstanbulspor'da gitmiş, Trabzonspor'da. Yani bu oyuncu alıyorsun. Bu oyuncuyu neye göre aldık, ne ettik? Trabzonspor'un önümüzdeki süreçte, burada tabii bir hoca böyle yaptı, öbürü böyle yaptı diye birine yüklenme diye bir şey söylemiyorum. Ama ortada bazı gerçekler var. Bu gerçekleri göz önüne getirmek zorundayız. Trabzonspor bu gidişle uçuruma gider. Bak, iki maç, Şampiyonlar Ligi'ni kaybettik, gitti dünyanın parası. 500 milyona yakın. Arkasından ligde iki maç kaybettik, berabere kaldık, gitti bir dünya para. Şimdi Trabzonspor'un geliri nereden? Trabzonspor'un geliri maç sahada galip gelirse, işte reklam geliri artar, diğer gelirleri artar. Ama kaybettiğin anda gelirler aşağı düşer. Gelirler aşağı düştüğü anda yarın oradaki çalışanın da maaşını veremezsin, futbolcunun da maaşını veremezsin. Dolayısıyla Trabzonspor yönetim kurulu bir böyle muhasebe yapmalı. Biz nerede yanlış yaptık, niye bunları yaptık diye. Biz öz eleştiri yapmaları gerekiyor. Bunu aldık, onu aldık. Şeyden birileri talimat mı veriyor? Yoksa hoca mı istetiyor? Yoksa izleme komitesi mi? Yani Trabzonspor'da özellikle divan kurulunu tekrar ediyorum. Divan kurulu bu şeye mutlaka el atmalı. Neydi? Acil bir toplantı yapmalı. Şimdi bakıyorsun takım oynamıyor. Koşmuyor. Takım içerisinde problem mi var? Nedir? Niye koşmuyor? Ha diyeceksiniz ki yani 30 yaşı devirmiş oyuncular zaten Avrupa'da bir takımda bir tane iki tane var. Sendekilerin hepsi 30 yaş üzeri. Maalesef öyle. Yani Serkan diyoruz. İçtiyse Serkan iki çıkış yapıyordu, iki orta yapıyordu. Formasını ıslatıyordu. Sol tarafa bakıyorsun, feciat. Orta sahan zaten yok. Efendim sakatlıklar varmış. Yani sakatlıklar varsa niye sakatlıklar? Yusuf'u aldık. Ne oldu Yusuf nerede? Sakatmış. Yusuf nerede sakatlandı? Bir 45 dakika oynadı. İtman'da mı sakatlandı? Yoksa sakat mı alındı?
Yani Trabzonspor'da sorunlar oldukça fazla. Bu konuda yönetim kurulu, divan kurulu, istişare kurulu mutlaka bir uyarı mahiyetinde bir toplantı yapmalı. Nedir budur, ne değildir? Yani bunu taraftara açık değil, seyirciye açık değil, üyelere açık değil, hiç değilse divan kurulu, kendi üyeleriyle, yönetimle beraber nedir bu sorun diye ortaya koymalı diye düşünüyorum. Çünkü iş işten geçtikten sonra bağırmanın, çağırmanın, toplantı yapmanın bir anlamı yok. Şimdiden bir önlem alınmalı diye düşünüyorum. Sporun dışında önümüzdeki günlerde Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimleri var. Ticaret ve Sanayi Odası'nda tabii önce meslek grupları seçimi, daha sonra meslek gruplarından seçilenler yönetimi, meclis başkanını seçiyorlar. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası eskiden hiç değilse bir aktivitesi, bir şeysi vardı. Son dönemlerde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası da çok fazla bir aktivitesinin olduğunu söylemek mümkün değil. Zaten bakıyorsun, işte Trabzon'un sorunları konusunda tuttuğunu kopartan bir Ticaret ve Sanayi Odası yok. Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir yenilenme olması lazım. Yani bizim gazeteciler cemiyetinde başkanlığı için iki dönem erkez yapar, iki dönemden fazla yapmaz. Bu tür kuruluşlarda da bir aslında hükümetin şeysinde bir yasa çıkması lazım. İki dönem, üç dönemden sonra aynı görevi devam ettirmemesi lazım diye düşünüyorum. Yani Ticaret ve Sanayi Odaları bir kentin ticaret aktivitesinde, sanayi aktivitesinde önemli roller oynanabilir. Yani Trabzon'da bir Arsin'deki bilmem şey bölgesi, Dolga alanında yapılacak ikinci bir sanayi bölgesi. Bilmem, şey bölge. Nerede? Yok. Öbür tarafta bir yığın sorunu var. O sorunları hükümete iletme konusunda Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir görüş de söz konusu değil. Ticaret ve Sanayi Odası'ndakiler de aynı işte böyle şeye ayak uydurmuş gidiyorlar. Önümüzdeki şey ticaret ve seçimlerinde kim kazanır, kim kazanmaz konusuna girmeyeceğim. Çünkü Ticaret ve Sanayi Odası'nda favori olan bakarsın seçimlerde kaybedebilir. Çünkü Ticaret ve Sanayi Odası'nda bireysel koltuk kapma yarışı olduğu için bütün adayların herkesin şansı var diye düşünüyorum. Diğer bir olay tabii bu belediyede çalışan geçici işçilere 276 işçiye memur kadrosuna alınma olayı var. Abi alınsın, hepsi alınsın, biz alınmalarına karşı değiliz ama belediyeye veya bir başka yerlere giren işçilerin bilmem şeylerin %90'ı 95'i parti vasıtası kanalıyla girmiş. Geçenlerde bir arkadaş AK Parti milletvekili Salih Çoray'la konuşurken bir genç yanlarına gelmiş. Efendim işte bir iş konusunda bir şey söylemiş ona. İşte yardımcı ol demiş. Salih Çoray demiş partiye kaydol ondan sonra. Şimdi belediyeye gidenlere bakıyorsun. Şimdi alınmış işçi kardeşlerimiz orada. Şimdi onları devlet memuruna sınavsız devlet memuru olacak. Peki oraya TOY'a giremeyenler ne olacak? Veyahut da memura sınava girip memur sınavını kazanamayanlar ne oldu? Kenarda bekleyecek. Ya, gerçi bu konuda da Ankara'dan gelen haberlerde şöyle bir şey var. İşçi kadrosuna alınanların devlet memuru kadrosuna geçmek için tekrar sınava alınacağı şeklinde bir şaiye söylendi. Bilmiyorum doğru mudur? Alınsın, alınmasına karşı değiliz. Ama her şey adaletli olsun. Hakkaniyetli olsun. İnsanların hakkı yenmesin. Particilik yapılmasın. Yani particilik yapıldığı anda bu sefer dışarıda kalanların sayısı fazla olduğu için bu iktidar aleyhine bir olay olur. Anavatan Partisi'nin son döneminde Türkiye Elektrik Kurumu'na, o zaman TEDAŞ mıydı neydi şeysinde, yüzlerce, binlerce insan alındı. Diğer devlet dairelerine binlerce insan alındı. Dışarıda kaldı 10 binlerce insan. 10 binlerce insan ne oldu? Anavatan Partisi'ni alaşağı etti. Bugünkü gidişatta ben öyle görüyorum. O nedenle adaletten ayrılmamak lazım. Hukuktan ayrılmamak lazım. Hak yememek lazım.
Üçüncü bir konu, bu terminalin satış olayında belediye başkanımız ısrarla satacağım diyor. İmar planı hazır mı? Kaç kat yapılacak? Satıldıktan sonra belirleyeceğiz. Böyle bir şey olamaz yani. Satıldıktan sonra ben gittim ihaleden aldım orayı. Aldıktan sonra belediye yönetimi bana dedi ki, ben çünkü başlangıçta 10 kata kadar yapılabilir diyor. Şu kadar alanı kullanabilirsin diyor, inşaat alanı. Ben aldım ihaleyi. Yarın belediye dedi bana ki, yok kardeşim, sen 10 kat yapamayacaksın buraya. Şu kadar alanı kullanamayacaksın. Ne olacak? Veyahut kullanabilmen için belediyeye şu kadar daha para vereceksin. O ne edeceksin? Bunun her şeyin şeffaf olması lazım. Şeffaf, net, açık. Nereye satıyorsun? Terminalin yeri. Terminalin yerinde bilmem 15 bin metrekarede, bilmem 7 bin metrekare üzerine inşaat yapacaksın, 10 kat yapabilirsin falan diye bir imar, bir şey olması lazım. Ortada insanlar ya önünü görebilmesi lazım. Muallakta bir şey bırakmamak lazım. Bunlar yanlış işler. Alıyorsun, partiye yakınsan geç tamam işin karşıya geçiyorsun. Veyahut da parti değil de başka bir iş konumdaysan engelleniyorsun. Burada da yasalara mutlaka riayet edilmesi lazım. Satılıyor mu kardeşim? Satılıyorsa buranın imar planı şudur. 10 katı vardır, 9 katı vardır. Şu kadar. Şimdi orada da öyle bir imar planı yapılmış ki aşağıki tarafta çimento fabrikasının alanı var. 95, 90 dönüm müdür 80 öyle bir şey. Büyük bir alan. Alanın büyük bölümünü inşaat alanı, ticaret alanı yapmışlar. Yani çok yüksek yapamazlar arasını. Niye yapamazlar? Çünkü uçakların iniş şeysinde işte belirli kata kadar yapacak ama orada bile Aşkale çimentoya söylenenlere göre, iddiaya göre büyük avantaj sağlanmış. Yeşil alanı az düşürmüşler. Kullanım şeyin inşaat alanını geniş tutmuşlar falan. Bunlar yanlış işler. Bu kent hepimizin kenti. Bu kente yapılan işler. İşte bugün nasıl dün şu yanlış yapıldı, bu yanlış yapıldı diyoruz. Yarın bizden sonra gelecek olanlar da ya falan dönem bu yanlışlar keşke yapılmasaydı dedirtmemeliyiz. O bağlamda her şeyi kuralına göre yapmalıyız. Hakkaniyetle yapmalıyız. Yapmadıktan sonra o yanlış işler oluyor. Üçüncü bir olay da şuraya da bir iki notlar aldım. İşte geçen şeyde söyledik, Beşirli'deki Gülcemal Dolgu Projesi'nde. Gülcemal doğru projesi, Dolgu Projesi doğru bir projedir. Burada belediyenin yapacağı iş kesinlikle ve kesinlikle yarışmalı bir proje, yarışmalı bir düzenleme yapmalı. Ne yapılacak orada? Önceden bir yarışma açılmalı. Belediye isteklerini ortaya koymalı. Buna Trabzon Mimarlar Odası, Trabzon'daki Mimarlar Grubu, İstanbul'daki mimarlar, yani Türkiye genelinde bir yarışmayla ortaya eserler çıkmalı, ödüllü olmalı. Meydan Parkı'nda da bunlar asılmalı, şu projeler diye. Halkın oyuna sunulmalı. Belediye de bir tanesini tercih etmeli. Orada da muallakta durum var. Ne olacak şimdi aşağısı belli değil. Arka taraftan toprak dönülüyor, deniz yapıyor, deniz alıp gidiyor. Yani tahkimat yapılmıyor. Evet, bugün de bu kadar diyelim ve sohbetimizi noktalayalım. Önümüzdeki süreçte bu sohbetimizi yakın bir zamanda belki soru-cevap şeklinde devam ettirebiliriz. Veya daha değişik bir format içerisinde yürütebiliriz. Çünkü önümüzdeki süreçte bu sohbetimiz Trabzon çapında Ankara'da da, Trabzon'da da ses getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü burada bilgi birikimimi aktarıyoruz. Burada farklı görüşleri dile getireceğiz. Ve hep tabii her şeyi Trabzon için yapacağız. Teşekkür ediyorum.